Arkadaşlar merhaba. Genç Yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Java dili üzerinde arttırma, azaltma ve atama operatörleri nedir ve nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Öncelikle bu operatörler arttırma, azaltma ve atama operatörü C ve C++'daki ile birebir aynı. Fakat bu dilleri bilmeyip de programlamaya Python'la başlayan veya direkt Java ile başlayan birisi için biraz daha farklılık gösterecektir. Fakat zor bir yanı yok hiç merak etmeyin. Öncelikle bu operatörlerimiz adın üzerinde olduğu gibi bir değişkeni bir değeri arttırmamıza, azaltmamıza ve atamamıza yarıyor. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Integer a eşittir 10 diye bir değişken oluşturuyorum. Ve integer b eşittir 5 diye bir değişken oluşturdum. Şimdi öncelikle bu a değişkenini arttırabiliriz arttırma operatörü ile. Bu işlemi a artı artı diyerek ve noktalı virgül koyarak gerçekleştirebiliriz. Bana burada bir warning verdi. Bu warningin sebebi a'yı arttırdım fakat programın devamında hiçbir yerde kullanmadığım için böyle bir hata alıyorum. Şimdilik bunu göz ardı edebiliriz. Ben bunu out deyip a'yı bastıracak olursam hatta a'nın değeri olarak bastıracak olursam. a'nın değeri. Şöyle artımızı koyalım. Bakalım bize kaç verecekmiş. A'mız 10'du. Biz burada A'yı 1 arttırdık. Ve A'nın yeni değeri 11 oldu. Azaltma operatörümüz var. B'yi eksi eksi şeklinde böyle bir tanımlama yaparsam. Ve B'nin değeri olarak e, ekrana yazdırırsam. B'nin değeri artı B yaptım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. B'nin değeri 4. B'nin ilk değeri 5'te ve burada azaltma operatörünü kullanarak B'yi 4'e eşitledik. Peki atama operatörümüz nasıl kullanılıyor? Zaten biz bunu önceki videolarda da çokça kullandık. Burada atama operatörü 10 değerini A değişkenine atayan operatördür. Yani eşittir operatörü olarak kullanılır aslında. Bunun çok bir olayı yok. Sadece eşittir yazarak sağdaki değeri soldaki değeri atayabiliyoruz. Şöyle bir şey var. Biz bu A artı artı yazdık. Bunun bir başka kullanılabilir hali şöyledir. Biz burada a'nın değerini 1 arttırdık değil mi? a eşittir a artı 1 yaparsam tamamen şu iki işlem aynıdır. Burada ne yapıyoruz? a'nın değeri 10'du. 10 artı 1 11 yapıyor. 11'i a'ya atıyor. Biz burada a artı artı yapmıştık. a'nın yeni değerini 11 görmüştük. Tamamen aynı işlem. Veya bir diğer e, kısa yol. a artı eşittir 1 dersek. Bu ne demek? Bu tamamen şunun aynısı. Şurayı kopyalayayım. Tamamen şunun aynısı. Ha bunu yazmışsınız, ha bunu yazmışsınız. İkisi de aynı şey. Bunların üçü de aynı işlemi yapan, aynı işi yapan şeyler. B eksi x de de aynı şekilde azaltma operatöründe de. B eşittir B eksi 1 dersek de aynı şey. Veya B eksi eşittir 1 dersek de tamamen aynı şey oluyor. Bunlar tamamen aynı işleri yapıyor. Ve aynı şekilde bunun bir aynısı da şu olmuş oluyor. Yani bununla şu aynı şey. Şimdi bunları da gördüğümüze göre bir diğer kullanım da var. Biz öncelikle a yazıp artı artı koyduk sağ tarafına. Bizim artı artı a diye de bir olayımız var. Ve artı eksi eksi b diye de bir olayımız var. Peki bunlar ne işe yarıyor? Hemen gelin farkını görelim. Şurayı bir yorum satır haline getireceğim öncelikle. Buraya bir yorum satırı yaptık. Bakalım a artı e, artı, artı a eksi eksi b nasıl bir iş yapıyormuş. Şimdi a'nın değeri diyelim. Çalıştırıyorum programı. A'nın değeri 10, B'nin değeri 5. Çok güzel. Şimdi tekrardan ben bir e, bu sefer operantı öne alarak, operatörü öne alarak tekrardan bastırmak istiyorum. Şunu direkt kopyalayayım hatta. A'nın değeri artı artı A dedim. Bakalım ne olacak şimdi. Gördüğünüz gibi 11 olmuş. Şimdi yapıyorum. Tekrardan bunu bir kopyalayacağım. Bu sefer artıyı sağ tarafına yazacağım. Bir bastıralım. Bakın A'nın değeri 11. Gördünüz mü? Şurayı ben kapatırsam A'nın ilk değeri 10'du. Hemen bastıralım bir. A'nın ilk değeri 10. Bakın A'nın şu anki değeri hala 10. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Eğer biz artı artıyı sağ tarafına yazarsak bu satırdan sonra A arttırılır. Yani bu satır çalışır. A 10 olarak bastırılır. Ve bundan sonra artı artı işlemi görüldüğü için A arttırılır. Ve sonraki satırlarda A'yı kullandığımız her, her yerde 11 olarak kullanmaya devam ederiz. Hatta şöyle yapıyorum. Tekrardan bir A'ya bastıralım. Bundan sonra A'nın 11 olduğunu göreceğiz burada. Gördüğünüz gibi A'nın yeni değeri 11 olmuş. Fakat burada bastırdığımızda 10'du. Aynı şekil, aynı şekilde B için de bu durum geçerli. Hemen şöyle burayı kopyalayayım be. B'mizin değeri 5'ti. Ben buraya B artı artı dersem B'mizin değeri hala 5 olacak. Tekrardan görelim. B'mizin değeri 5. Ben burayı 5'i bir daha, e, B'yi bir daha bastırmaya çalışırsam 6 olarak verecektir bize. Görüyoruz 6. Çünkü burada 5 olarak bastırıldı ve B değişkeninin değeri 1 arttırıldı. Daha sonraki kullanımlarda B'mizin yeni değeri 6 olacağı için sonraki kullanımda 6 olarak gösterdi bize. Biz bunu artı artı değildi. de artı artı B yapalım. Gördüğünüz gibi öncelikle burada ne olacak? B'mizin değeri önce arttırılacak sonra kullanılacak. Hemen çalıştıralım bunu. B'mizin ilk değeri 5'ti. Gördüğünüz gibi B'nin yeni değeri 6 olarak karşımıza sundu bize. Yani kısacası farkları B artı artı ile artı artı B şu işe yarar. Öncelikle bu B artı artı da B'miz kullanılır ve arttırılır. Burada önce arttırılır sonra kullanılır. Tamamen farkları bu. Fakat ben yani çok nadirdir şöyle öne artı artı B yazdığım durumlar. Ben genellikle b++ artı artı gibi yani operatörü sağ tarafa koymayı tercih edenlerdenim. Bu şekilde yazıyorum genelde kodlarımı. Şu şekilde yazdım. Çok nadirdir. Kullanıldığı yer var mı? İllaki var. Olmak zorunda. Fakat çok aralarında büyük bir fark olmadığını gördük zaten. Bu videoluk bu kadar olsun. Kısaca bir özet yapalım. Bizim 3 tane operatörümüz var. Arttırma, azaltma ve atama olarak. Bunlar arttırma operatörü sayının değerini bir arttırır. Azaltma bir azaltır. Atama ise soldaki sağdaki değeri soldaki değere atar. Biz burada atama operatörünü zaten farkında olmadan kullanıyorduk. 10 değerini A'ya atadım burada. 5 değerini B'ye atadım. Bu şekilde bir kullanımı var. Arttırma operatörüne gelirsek A'mızın değeri 10'du. A artı artı diyerek ben bunu e, A'yı 1 arttırdım. Yani A'nın yeni değeri 11 oldu. Bunu böyle yazmaktansa bu şekilde atama operatörü yardımıyla da kullanabilirdim. Bu nasıl oluyordu? 10 eşittir 10 artı 1 yani burası 11 oluyor. 11 sayısı sol tarafa atanıyor. Burayı matematikteki eşitlik gibi düşünmeyin. Bu atama operatörü. Yani matematiksel düşündüğümüz zaman 10 eşittir 11 gibi bir imkansız bir şey denk geliyor burası. Fakat bunu programlamada düşündüğümüzde atama operatörü olduğu için 11'i A'ya ata diyoruz burada. A'nın yeni değeri 11 oluyor. Böyle de kullanılabiliyor ve şöyle de kullanılabiliyor. A artı eşittir 1 olarak da kullanılabiliyor. Tamamen şununla aynı olay. Aynı şekilde azaltma operatörü için de geçerli bu durumlar. B eksi eksi diyerek bir sayıyı yani B değişkenini bir azaltabiliriz. Aynı şekilde B eşittir B eksi bir diyerek de azaltabiliriz. B eksi eşittir bir diyerek de azaltabiliriz. Ve burada e, operatörü sağ ve soluna koyma olayı var. Bunu anlattığım üzere e, eğer önüne koyarsak öncelikle arttırma işlemi yapılır ve A kullanılır. Fakat sağına koyarsak şu şekilde A artı art olarak kullanırsak önce A'yı kullanır sonra arttırır. Sonraki adımlarda artmış halini görürüz. Bunu da şurada gördük. A'mızın ilk değeri 10'du. B'mizin ilk değeri 5'ti. Burada ne yaptık? A'nın değeri dedik. A artı artı. A'mız tekrardan 10 bastırıldı. Sonradan A'ya bir kere daha bastırmaya başladık. Çalıştık. A'nın yeni değerinin 11 olduğunu gördük. Çünkü A burada önce kullanıldı. Sonra arttırıldı. Bundan sonraki kullanılan kullanımlarda A artı 1'i görecektik aslında. Ve kullanımda burada görmüş olduğunuz gibi 11'i görmüş olduk. B'mizi bastırırken de bu sefer artı artı operatörünü öne e, önüne koyduk değişkenimizin. Bu sefer önce arttırıldı sonra kullanıldı. B'mizin yeni değerini de burada alt, e, alt olarak gördük. Bunlar artı artı eksi eksi yani bunların eksili versiyonlarını da yazabilirdik. Ama gerek yok zaten ikisi aynı mantıkta çalışan yapılar. E, onun dışında anlatmam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, video boyunca anlamadığınız bir yer olduysa veya kafanızı karıştıran bir kısım olduysa Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz veya Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.